Şimdi hocam, çok değişik biçimlerde şiirler yazılıyor. Bir halk edebiyatı geleneğinden gelen halk şiiri, ölçülü, uyaklı şiirlerimiz var. Bir de modern şiirlerimiz var. Tabii iyi şiir nedir diyeceğim ama iyi şiirin de bir tanımı yapılabilir mi bilmiyorum. İyi şiir diye bir kavram olabilir mi? Nitelikli şiire nasıl ulaşabiliriz? İyi şiir kişiden kişiye değişir. Yani sizin için iyi olan bir şiir, başkası için sıradan bir şiir olabilir. Hiç önemsiz bir şiir de olabilir. Yani şiir kişinin kültürüne hitap eder, eğitimine hitap eder, çapına hitap eder. Öyle diyeceğim yani kısacası. Yani var olan şiirin şeyini anlayabilmeniz için siz de belirli bir düzeyde en azından şiiri anlıyor olmanız gerekiyor. Yani hiçbir şiir kişiden kişiye değişiyor, değişir. Evet. Peki bir de şairin dilinden bir şiir dinlesek. Hangi şiir kitabı? Benim şey, öbürsü müydü? Hangisi neyse. Tersi bakıyoruz. Herhangi birinden. Ben şunu... Benim mi? Ben verdim kitabı sana. Evet, şey. Aşk mevsimi. Ellerim toprak kokar gözlerimden. Uzar bakışlarım bitimsiz yollar gibi. Onca renklerin sarmalında bulutlarım. Poyraz kavurur uzağımdaki gülleri. Avutamam yürek denen meymeneti. Avutamam şimdi aşk mevsimi. Çıngı görmüş barut gibi patlar. Dilimde suskuya bilenen kelimeler. Kur yapar bakışlarımı düşürdüğüm taşlar. Bir an durduramam kaynayan şehvetimi. Akar kanım akısız serseri mayı. Akar şimdi aşk mevsimi. Nice sesler ateşler derinimi. Gem vuramam çılgın tutkulara. Tenime yıkılır toprak tadında bir has. Alır beni yapıştır gül kırıklarına. Avutamam bu incir kokulu sesimi. Avutamam şimdi aşk mevsimi. Teşekkürler. Şimdi de her zaman sizin yanınızda olan bir arkadaşımız Nevin Hocam, doçent doktor Osman Gazi Üniversitesi'nden. Burada mı konuşmak istersiniz? Ben tabii daha iyi. Ve sizlere olan saygımdan bir metin hazırladım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum ama öncelikle şiire de dair birkaç söz söylemek isterim. Ekrem Buda şiirlerine değinmeden önce. Yazım kuramcıları ve yazım tarihçileri ve kimi eleştirmenlere göre tüm dilsel ürünler şiirin toprağında boyatıp gelişmiştir aslında. Daha doğrusu yazınsal ürünlerin ya da türlerin anası şiirdir. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar şiire emek vermiş bir akademisyen olarak. Şiir düşünce ve duygu biçimlendirmede özel olarak seçilmiş bir türdür. Yazınsal türler içerisinde de en etkili dile sahip söylem biçimidir şiir. Çünkü şiir bir söz sanatıdır aynı zamanda. Bir bakıma imgeler ve düşünme sanatıdır. Çünkü biz şiir okuduğumuzda o şiir bizim zihnimizde, imgelememizde bir resim yaratmayı da başarır aynı zamanda. Yaşamın içinde, yaşama anlamlı kılan, yaşamın asıl adı, asıl yüzüdür şiir. İnsanoğlu bir acayip nesnedir, tatlı ile muhabbete çevrilir diyen Pir Sultan Abdal ya da işitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer, aşkı olmayan gönül bir kara taşa benzer. Sözünü bilen kişinin yüzünü ak eder bir söz, sözü pişirip diyenin işini sağ eder bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kıstıra başı, söz ola avlu başı, bal ile yağ eder bir söz diyen Yunus Emre. Şiir insanı sevmeye yarar diyen Metin Altıok, şiirin bu çok önemli işlevini ne güzel dile getirir. Özdemir, şiirin dil içinde özel bir dil olduğu gerçeğini dile getirirken şöyle bir açıklama yapıyor. Bu çok önemli bence. Şiir, bilgi aktarmak için yazılmaz. Şiirin aktardığı şey bilgi değil, yaşantıdır. Duygulardan, imgelerden, düşlerden, özlemlerden oluşmuş bir yaşantı birikiminin ürünüdür şiir. Dış dünyayı duyular yoluyla bize tanıtır, duyularımızı çalıştırıp inceltir. Şiir gördüğümüz gibi bilgi dağarcığımızı zenginleştirme, bize bilmediklerimizi öğretme gibi bir amaç gütmez. Bunun yerine
yaşamı değişik yönleriyle algılamayı, duyarlılığımızı keskinleştirmeyi sağlar. Sezme gücümüzü besleyip geliştirir. Yani bizi insanlaştırır demek istiyor aslında. Olaylar bizi ve dünyayı nasıl bir değişime sürüklüyor? İşte bunun yansısının dile gelişidir şiir. Yaşantı paylaşımıdır. Bir şey öğretme ya da iletme kaygısı gütmez. Dilin doğasında etkileyicilik olduğu için özellikle şiir dili iletişimi ana biçimi haline gelmiştir. Çünkü şiir aynı zamanda düz yazının da söylem olanaklarının içinde barındırır. Özel bir dil gördüğümüz gibi ancak kendine özgü bir dildir şiir. Bir dil dildir, bir dil sanatıdır, bir dil mimarisidir. Klasik anlamda iletişimden çok etkilemeye, duygulandırmaya, çağrışım yapmaya dönük bir söz sanatıdır. Duygu, düşünce, heyecan, çeşitli algı ve izlenimleri önce söze, sonra dile dönüştürme sanatıdır. Onun amacı temelde düz yazı gibi, konuşma dili gibi iletişim kurmak değil, sözcükler aracılığıyla etkilemek, duygulandırmak, heyecan vermek, okurun zihninde heyecan doğurmaktır. Melih Cevdet'in de çok güzel bir tanımını yapıyor bu anlamda. Şairi normal bir iletişimciden yani ortalama insandan ayıran onun dilin simyageri olmasıdır. Yani dil sisteminin öğeleri arasında ilginç, yer yer alışılmamış benzetmeler, bağdaştırmalar, aktarmalar, imgeler, dilsel sapmalar aracılığıyla ve çeşitli anlam ve ses özelliklerinden yararlanarak yeni bileşimlerle, yeni anlamlar, yeni çağrışımlar, yeni tasarımlar, yeni duygulanımlar doğurmasıdır diyor. Yani şiir, yazınsal alanların en önemli çalışma alanlarından biridir. Ve en eski yazınsal türdür aynı zamanda. Çünkü ilk söz Tanrı'dandır denilir. Kutsal kitapların da biliyorsunuz dili, şiir dilidir. İnsanları etkileyebilmenin en önemli yolu. Özel bir dil, günlük dilden ve düz yazıdan farklı. Tüm bu bilgilerin ışığında bugün bir söz simyageri yanımızda, Ekrem Budak, onu ağırlıyoruz. Şiirini konuşacağız, şiir üzerine. Her şairde olduğu gibi Ekrem Budak'ın kendinin, kendi olabilmenin ve kendi kalabilmenin peşinde bir şair. Şu ana kadar 3 şiir kitabı yayınlandı. Mehmet Bey de bahsetti biraz. İlk kitabı Sular Susarken Mayıs 2011'de Etki Yayınları'ndan çıktı. Bu kitap için ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Ekrem Bey'in ben şiir macerasının diyeyim, hemen hemen her noktasında şahidiyim. Yakından tanıdığım, ilk yazdığı dizeleri telefonla açıp benimle paylaştığı oldu. Belki ilk bana okuduğu şiirleri oldu. O anlamda çok da yakından tanığı olduğum için yüreğinin terkisinde uzun yıllar demlenmiş. İmbik'ten geçmiş tam 50 şiire can verdi bu yapıtında, Sular Susarken yapıtında. Buram buram Anadolu kokan, tüm yüreklerdeki acıları dile döken, söze dönüştüren bir gönül adamının dizelerini buluruz bu kitapta. Neler yok ki bu dizelerde? Ah var, dirayet var, çeliği çatlatan sabır, zamana korkulu saatin kıyısında bir ömür, susmayan dil, kanadı kırıklara hayat yapıştıran sıcaklık, içtenlik ve kendilik var. Yaşamın renkleri var, her şeyden önemlisi söz var. Paslı zamandan kokulu sözcükler dilendiren, emeğe saygı, doyulmayan tatlı bir dil ve her şeyden önemlisi, her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen umut var. Ölümle burun burunayken sevda şarkıları söylemeye başlayan, eksik kalan ömrünün kalanının da üstü kalsın diyerek ölüme teslim eden Ozan, hep kendi verdiğinde adı sevgi konan şeyi de sorgular. Onun için yaşamak paylaşılınca anlamlı ve güzeldir. İnadına yeniden var olmalara durur, inadına aşka, inadına yaşama, inadına sevdaya. Daha sonra iki kitabı daha çıkıyor. Adımdan biraz önce de bahsettik. Acı Kanı Kamçılar ve İsyan Bastı Yüreğimi Ürün Yayınları'ndan 2012'de çıktı her ikisi de. Acı Kanı Kamçılar'da toplumsal sorunlara, savaşlara, açlığa, sömürülen emeğe, kötüye kullanılan teknolojiye ve bilime, yobazlığa karşı ama inadına umutlu ve dirençli bir duruşla son derece duyarlı bir yürek görünür kılınır dizelerinde.
dilin söze gelme olanaklarından mümkün olan en üst seviyede yararlanarak doğaya ve yaşama dair gerçeklikleri, doğal yaşamdan uzaklaşmanın ve kentleşmenin bizden alıp götürdüklerini dile döker. İsyan Bastı Yüreğimi dörtlüklerden oluşan kitabı bu. Geleneğin, Anadolu geleneğinin izi sürülür. Şairin bu dörtlüklerde eko manasıyla Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Nesimi, Yemini, Fuzuli, Hayati, Virani, Pir Sultan, Kulinmet, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah ve Hüdayi, daha da adını sayamadığım birçok Anadolu şairi, halk şairi gibi değerler üreten, kültürel anlamda son derece verimli ve çok katmanlı Anadolu toprağının, geleneğinin bir damarı olma çabası hissedilir bu dörtlüklerde. Genel olarak şiirlerine baktığımızda şairin oldukça etkili bir söylem dili olduğunu görürüz. Söz sanatlarının derinlikli yapısından, söylem olanaklarından şiirlerinde sık sık kullandığı mecaz, kişileştirme, benzetme, eğretileme yoluyla yararlanır. Atasözleri ve deyimlerden beslenir. Söz oyunlarından hoşlanan şairin sağlam bir felsefi altyapısı ve ironili bir dili vardır. Somuttan soyuta, soyuttan somuta yaptığı benzetmelerle somut ve soyut fikirleri aynı anda birbirine yedirerek verebilir. Eş sesli, eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerin anlatım zenginliğinden yararlanarak şiirin anlam katmanını derinleştirir. Sade ve yalın olan dili, zaman zaman kullandığı deyimler ve argo sözcüklerle de günlük dile oldukça yaklaşır. Zaman zaman duygusal, zaman zaman gerçekçi bir söyleme sahip şiirleri okurun beyninde görsel bir görüntü yaşatmayı başarır. Yergi çoğu yerde kendini çok bariz hissettirir. Bir dil cambazlığı yaparak ara ara yeni sözcükler türetir, yeni ifadeler kullanır. Benzetme için de benzetmeler yapar. Hemen kısacık örnek vereyim. Her gün kapanırsa kapısız yüzüme gül bakışlar dizesinde olduğu gibi. Şairin özellikle şiirlerinin şu izlekler üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Acı, ölüm acısı, dert, fani dünya, insan ve insan olabilmek, insan kalabilmek, amansız zaman, emek, sömürü, anamalcılığın acımasızlığı, iyilik ve kötülüğün mücadelesi, bencillik ve ben merkezci yaşam anlayışı, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın tuhaflığı, ölüm, direngen birey, az da olsa aşk ve doğa. Şair ölürken bile kendi kalabilmek için direnmeyi bilen biridir. Ölürüm ama suyumu bulandırtmam derken buna işaret eder. Ona göre ölümün neresinden dönsen yine ölümdür. Bu nedenle hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malına tapmanın ve insanları sömürmenin ne anlamı vardır? Çeliği çatlatan sabrıyla bu haksızlıklara her zaman karşı durur. Her yanı şiir olan şair bunu şöyle dile döker. Bir yanım maviye batık, bir yanım kıpırdayamaz bir ayak. Bir yanım uçsuz sonsuzlukta, bir yanım yaralı bir kuş. Emekler durur bir yanım. Bir yanım oturur barış barış, bir yanım tedirgin, pusulasız. Bir yanım ölür bir avuç toprak için, bir yanım hiç bilmez cepheleri, sahipsiz durur bir yanım. Kitaba adını veren Sular Susarken şiiri bir isyan şiiridir. Şairin her şeye isyanı, kendi olamamaya, giydirilmiş eğreti kişiliklere, haksızlıklara ve insanın çaresizliğine ve zamanın amansızlığına. Uykunun sesini açtırır, ezberci martılara yeni şarkılar öğretir. Bunlar şairin kendi dizelerinden verilmiş alıntılarla oluşturulmuş bir küçük özet niteliğinde diyeyim. Ekrem Bey'in kendi dizeleriyle bu sözler. Paslanmış zamanı kokulu sözcüklerle dillendirir. Kendini zehirlemesini istediği kişiden bir de kıyı kıyı gezdirmesini ister. Akşam serinliğinde sular susar. Kendi kalabilmek için verili kendiyi terk etmek ister. Renklerle oynanmasına yüreği razı gelmez. Gözündeki ışık köze düşer. Ömrü yangın yeridir. Eğlenecek serinlik yoktur ömrünün kıyısında. Zaman kudurur,
imge susar, acı delirir, bir çoban gibi rotasında sürükler, bir ateş düşer tenine hesapsız, ekşi ekşi kokan, çalıları ateşsiz tutuşturur, can verir sözcüklere yüreğiyle, beyniyle, diliyle, Ekrem Budak. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Doçent Doktor Medine Sır çok doyurucu, güzel bir konuşma hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Küçük bir şey dikkatimi çekti. İlk bölümlerde 3-4 kere geçiyor. Herhalde başkasından alıntı olduğu için değiştiremediniz. Yaşantı sözcüğü geçiyor. Yaşam yerine kullanılmış. Yaşantı, yaşama biçimi demektir. Yaşam sözcüğü yerine yanlışlıkla kullanılmış herhalde. Siz de alıntı olduğu için belki... Alıntılarda değiştirilemiyor tabii. Değiştirmediniz. Müdahale edemezsiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşma.